Doktorumuzdan memnunuz ama cihazlar bulunmuyor. Bu cihazlar nedeniyle annem yaşlı olduğu için Erzurum'a gönderdi. Nüfusu 200 bine yaklaşan Iğdır'da halkın en büyük sorunu sağlık. Vatandaş tedavi olmak için başka illere gitmek zorunda kalıyor. Bir an önce bütün cihazların bulunması gerekiyor Iğdır'da da. Devlet hastanesinde hem uzman doktor hem de tıbbi cihaz sayısı eksik. Hastalar mecburen ya Erzurum'a ya da Kars'a sevk ediliyor. Ancak ekonomik durumu kötü olanlar için bu durum daha da güç hale geliyor. Her seferinde geldiğimizde Erzurum'a sevk diye veriyorlar. Cihaz yok. Bak, doktor eksiği var, cihaz eksiği var, donatım yok. Iğdır Devlet Hastanesi'ne tedaviye giden hastalar ve yakınları sorunlarını ulusal kanala anlattı. Burada o tedavimizi göremiyoruz. Mecburen dışarı bizi sevk ediyor. Bazen imkanlarımız olmuyor, bazen işlerimiz oluyor, o yüzden yani dışarı gidemiyoruz. Ya da burada ufak tefek burada görülen tedaviyle geçinip gidiyoruz işte böyle. Başhekim yardımcısı Cem Kaplan, hastaların şikayeti genel anlamda doğru. Hastanemizde göğüs cerrahisi, çocuk cerrahisi ve beyin cerrahisi bölümleri yok. Uzmanın olmadığı yerde doğal olarak cihaz da eksik olur. Bu hastalarımızı da mecburen en yakın hastanelere sevk etmek zorunda kalıyoruz diye konuştu. Kaplan, anjiyo merkezinin de olmadığını ve kalp krizinin çok riskli bir durum olduğunu belirtti. Kalp doktoru yok, adam Erzurum'a gidiyor anjiyo olmaya, stent takmaya. Niye bizim buraya da yapsınlar? Iğdır'da tek sorun bu değil. Üniversite mezunu olan gençler de işsiz geziyor. Üniversite mezunuyum, işe giremiyorum. İş olarak yatırımlar, iş alanları, fabrikalar, yani Iğdır'ın en büyük desteği iş alanlarıdır. Hükümetin tarım ve hayvancılığa destek vermemesi, Ermenistan ve İran sınır kapılarının açık olmaması Iğdır'ı geri planda bırakıyor. İstihdam problemi var, yani biraz yatırıma ihtiyacımız var. Yatırım yapılırsa şehrimizin insanı iş bulur. İş bulduğu zaman huzurumuz artar.